Sağında Yeni Cami, solunda Çiçek Pazarı. Çiçek Pazarı ile karıştırmayın lütfen. Çiçek Pazarı biliyorsunuz Beyoğlu'ndaki. Burası Çiçek Pazarı. Biz şimdi Mısır Çarşısı'na gireceğiz sanıyorsunuz. Ama Mısır Çarşısı'na girmeyeceğiz. Mısır Çarşısı'na gireceğiz. Aradaki farkı biraz sonra anlatacağım efendim. What do you think about these soaps? Which one is your my favorite ideal? Soap? Favorite. Yes. I think the orange soap. What do you think about the snake oil soap? The snake oil? Yes. It Have sounds you heard about no. It? No. Never. Where do you come from? Holland. Holland. Ah, your English is better than London. London there is, huh? Is it? Yeah. They have an accent. They teach us at school. gün önce evim yandı. Çanakkale'den geldim evim için. Saati taktıracağım. Arabamı 5 dakika park ettim. Çekmişler. Tamponu da düşmüş. Samanyolu'nu açtım. Basını açtım. Show TV'yi açtım. Kanal D'yi açtım. 2 saat bekledim. Ne gelen oldu ne giden oldu. Şimdi bu arabanın tamponu düşüyor. Yani bizi Allah mı gönderdi size? Evet. Bak kadere bak. He. Sen gel. Peki siz Deli İbrahim'i tanıyor musunuz? Efendim? Deli İbrahim. Yok tanımıyorum. Hiç duymadınız mı? Duymadım. Turan Sultan. Benim de adım İbrahim. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Evet. Deli İbrahim. Şimdi kimdir Deli İbrahim? Raporu da göstereceğim bilmez. Bize yangın raporunu. Sigara izmaritinden diyor. Viyalant'ın karşısında benim evim. Lastik dükkanı var yanında gece kondu. Çatının oradan elektrik şey yapmış. Vurmuş kepçe. Oradan çatı tutuşmuş. Orada şey olmasa tanker. Amcamın evleri de yanacak. Yan tarafta yanacak. Şimdi ev sigara, kül mü oldu? Sigara tamamen kül mü oldu? Kül yok. Mü oldu? Bayağı yandı. Bak şimdi rapor da burada. Şu raporu bir okur musunuz? Yani şeye de gidebiliriz. Bak televizyonları arıyorsunuz. Kimse çıkmıyor. Çıkmıyor. Artı bir size geliyor. Vallahi İyi mi? Çok büyük bir şans. Değil mi? Bak babamın da gözleri görmüyor. Oh, bir yangın raporu bu. Baba mı çıkardı yoksa yangını? Yok. Sigara izmariti yok diyorsunuz. Sigara izmaritinden diyor yanan yerde. Şu raporu bir okur musun? Söndürme sonrası yapılan inceleme ve araştırmada baraka içindeki çöplerin üzerine barınmak maksadıyla giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından söndü zanlı ile atılan yanar vaziyetteki sigara izmaritinin nefesim tutuldu ya. Çöpleri tutuşturmasıyla yanma olayının meydana geldiği kanaatine varılmıştır. Adamın kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kimliği belirsiz. Bu ne büyük bir tespit. Ne nasıl yaptılar Hayır. bunu? Parmak izi falan mı aldılar? Çatı var yukarıda yanmış vaziyette. Elektrikten olduğu belli. Sigara izmaritini ne arıyorsun yerde? Çatıya bir baksana. Viyalant'ın orada kepçesi çalışırken evin önünde şey var. Harfiyat var. Onu alırken değdirmiş elektriğe. Benim anlamadım. Siz Çanakkale'den gelmediniz mi? Ben Çanakkale'den bu yangın için geldim. Ha, ev burada. Bu efendim? Ev Bayrampaşa. Ev Gazi Osman Paşa. Yeşilpınar'ın aşağısında. Viyalant'ın tam karşısı. Anladım. Yani Viyalant'ın kapısıyla benim evimin kapısı tam karşısı. Anladım. Büyük geçmiş olsun. Ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi teke gittim. Bir de arabamı çektiler. Tampon düştü. 2 saat basını çağırdım. O sıcakta bekledim. Kanal D ilk açtım. Şov. Samanyolu hiç kimse gelmedi. Biz arkadaşlarımızı bizim aracılığımızla şikayet eder gibi oluyorsun. Şikayet etmiyorum da. Onlar ben o zaman ne dedim biliyor onlar musun? Da niye haklı? Sizin de arabanız çekilebilir dedim. Bu tampon düşmüş. Bakın onlar da niye haklı? Günde binlerce evet. kişi benim halım yandı. Benim çocuğumun ayağı kırıldı. Efendim işte otobüs gelmedi. Benim arabamı çektiler haksız yere. Hangi birine yetişecekler? Ya yani, şimdi 5 dakika 5 dakika 5 dakika sürdü benim orada elektrik saatini değiştirmem.
Hem evim yanmış hem arabamı çekiyorsunuz. Yani, orada arkadaş da diyor ki, arkadaş da diyor ki 3 lira 4 lira para alıyor. Hayır, bu sistem yanlış. Senin de arabana zarar verebilirler, benim de arabama zarar verirler. Bu çektiği zaman zaten yeni bir araba olursa balansı ne yap diye vurduğu zaman balans gidiyor. Çünkü çekenin de haberi yok, kötü bir yerde dur. Adam ne bilsin sizin evinizin yanında. Ama bir de şimdi 34 plaka var arkamda, yukarıdan doğru geliyor. 17 plakayı özellikle çekiyor. O ayıp olmuş. Heh, evet. 17 plakayı özellikle çekiyor. Bilseydi evinizin yandığını ve işte bekliyordu. Onun için zaten 77 evet. lirayı affetti, 70 lira aldı. Ha, 7 lira şey yaptı. Yok, 70 lira şey alıyor, 77 lira park parası, o eve gönderiyor onu. 70 lira da şey alıyor, çekici. Sadece 70 lira aldı, öbürkünü affetti. O da bir insaf gösterdi. Evet, onu affetti. Büyük geçmiş olsun. Var mı yapacağımız bir şey? Canınız sağ olsun. Benim bu ikinci ev yanıyor. Aynı yer ikinci ev yanıyor. Bu adresi tam bir açık okuyalım. Belki belediye ilgilenir. Siz okuyun. İnşallah. Tam adres nerede ben görüyorum? Bağlarbaşı Caddesi. Bağlarbaşı Mahallesi. Papatya Sokak No.17. İbrahim Bey bir de soyad rica edelim. İbrahim Dede. Salut, ça va? Frère Jacques. Frère Jacques. Ne demek Frère Jacques? Frère Jacques, c'est un nom de français. Where do you come from? From Morocco. Fasliyim, fasliyim. From Rabat? Rabat, başkent. What was your king's name? Muhammed. Muhammed 6. Babası Muhammed 2. Ölmüş o rahmetli yani. İkinci Hasan kendi peki? Hasan 2. Onu, Hasan 2 babası ölmüş. Muhammed 6. Oğlu... Hasan 3. Şimdiki? Şu anda Muhammed 6. Muhammed 6. Muhammed 6. O güzel prensesle evli olan kim? Bir, çok güzel bir prenses var. Hanis. Bu kralın gelini mi? Kralın gelini Hanis mi anlamadım. Ne demek Muhammed'in istediniz? Gelini mi? Muhammed'in? Çok güzel olan böyle artist gibi bir prenses var. Vallahi bilmedim ha? Ben bu ne demek istediniz. Peki kraliçe kim şimdi? Kral Muhammed 6. Yok karısı? Kraliçe? Onunla konuşmuyorlarmışlar. Niye? İşte görüyor fotoğraflarda gayet güzel çıkıyor, konuşuyor, anlatıyor. En çok sattığınız malzeme nedir? Arkadaşımız görüyor. Abi en kamera çok sattığımız malzemeler terlik. Evet. Bu kürelerden. İşte seramik. Küre mi dediniz? Su küreleri var ya. Ha su küresi. Evet. Ha, evet. Onlardan. Fes nasıl fes? Onlar feslerden. Fes. Evet turistlerin kafasında. Şakire kemerlerden. Üçer beşer görüyoruz. Evet. Bu lambalardan. Yerli malı. Bizim Türkiye'de üretilmiş bir mal. Onlardan yani çeşitli belli olmuyor yani. Bir bakıyorsun bir mal daha fazla gidiyor, biri gitmiyor. Evet. Yani şeyin durumuna göre değişiyor yani işin durumuna göre. Peki dansöz elbisesini en çok hangi milletten alıyorlar? Abi en çok alan... Bak Serdar'cığım yukarıda belki görmezsin dansöz elbiselerini. Yani İtalyan var, İspanyol var, Amerikan var. Amerikalılar da düşkün değil mi evet. dansözlüğe? Hollandalılar Türk, var. Türk de var mı? Türk sizden tek, almaz. Tek nadir. Niye bir sizden almaz biliyor musun? Burası turistik yer, kiralar yüksek, o gider sokak arasında. Şimdi bir de şöyle yani Türk'ün aldığı var, bizde o tür kaliteli mallar da var da Türklerin aldığı daha çok biraz profesyonel oynadıkları için biraz daha kaliteye bakıyor. Yani böyle 1-1.5-2 yani ilk şeyin neydi o dansöz adı? Asena mı? Asena'nın ilk bizden almıştı, öbür dükkandan almıştı. İlk benim ondan sonra meşhur olunca. Nesin Topkapı'ya yetiştiniz mi? Nesin Topkapı'yı gördük canım. Yaş 57 yani. Maşallah güzel. Çok iyi bir arkadaş Nesin Topkapı. Evet. Hanımefendidir. Evet. Benim de çok iyi arkadaşımdır. Evet. Buradan ona da sevgiler gönderelim.
I want to say that I'm here with a Swedish choir called Fridmans Apostlar. Are you Swedish? I'm Swedish, yes. And the friends? You too? Yes. Yes, oh, we're Swedish as well. I thought you were great. And the city, Malmö? City Stockholm. He looks like Brad Pitt. Yes, yes. I astonished. I said, Brad is here. Oh, of course. Okay. Finally. And he is Matt Damon. He is Matt Damon. Oh, yeah, that's right. And this gentleman, I find it. And this is Keira Knightley. Keira Knightley. Yes. She's more beautiful. She actually, yes. I think she's more beautiful than Keira. I love Keira, but she's more beautiful. Sunarlı'nın tadına bir bak bakalım nasıl. Gel abi size. Can gelirsin hadi. Narlı lokum çok meşhur. Gel abi. Bak bunlar abi. Bunlarla öyle mi? Evet. Hoppa, aman düşürmeyelim yazık ya. Bunlarla abi. Hı. Şu güllüdür. Başka diğer çeşitleri saysana seyircilerimize. Çeşitler safranı var, şan fıstıkları. Safran. Yakışıyor mu safran ya? Ben safranı pilavda bilirim mesela. Sütlü çikolatalı, içinarlı. Bundan sonra sütlü şan fıstıklı. Elmalı. Bunda meyveli, şekersiz lokumundan hepsi. Bu yeşil olan elmalı mı? Elmalı. Şu. Bu kivi elma. Şu narlı. Sütlü şan fıstıklı. Güllü o. Bu sütlü şan fıstıklı. Cezeri ayrı bir cezeri. Bu şeydir. Şekersiz lokumu. İçi nar aromalı. İçi şan fıstık. Şekersiz bunlar. Şeker yok bunlarda. Peki narın şeyisi mi? Şekeri mi? Meyve aroma. Tabii. Meyve şekeri. Bu da çikolata. Çikolata değil. Bu da onun bir değişiği. İçinde üstünde çekilmiş şan fıstığı var. İçinde bildiğimiz şan fıstığı var. Benim... Şu galiba dut besili. Besili o. Bu ceviz. Bu üzüm. Hala Malatya üzüm herhalde. Parça. Üzüm dut mu? Üzüm burada. Üzüm. Dut pekmezine yapılmış o. Dut pekmezi, içi ceviz. Eskiden o tozlu olur. Yani tuzlu derken şekerli gibi olan onların mevsimi var belli zamanda. 11. ayda 1. ay 3-4 ay bir sezonu var. Bu da üzüm. Şu mala şan fıstığı gezmesi. Antep yöresine gelmiş özel şan fıstığı. Bunlar da Arapların sevdiği ürünler. Fıstığı gezmesi. Tabii tabii. Şeker. Tabii bunlar hepsi şeker. Az da olsa var. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sünnetli kaldık şimdi. Aa hadi Allah evet. Tamamını erdir. Ne zaman abi, sünnet düğünü? İki hafta sonra falan yapacağız. Sünneti geçen sene yapmıştık mecburiyetten. Düğün bu yıl öyle mi? Evet. Sünnet kaç yaşında? 1,5. 1,5. O zaman 6 aylık mı sünnet ettirdiniz? Yani evet. Vallahi galiba onu hatırlamamak daha güzel değil mi? Yok biz mecburiyet olduğu için yaptık. Mecburiyet sağlık nedeniyle. Sağlık nedeniyle evet. Evet. Bizi kocaman kestiler. Hala rüyama girer. Ben de hatırlıyorum. Evet. Vallahi.